Aferin sana. Gerçekten çok güzel resim yapıyorsun. Seni tebrik ederim. Onun için gezinti saati geldi. Bahçede hava almayı gerçekten çok seviyor. Biraz bilgi verebilir misiniz? Bacaklarına ne oldu? Neden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu? Bacaklarında akut kireçlenme. Bu yüzden yürüyemiyor. Ama onu daha önce hiç burada görmemiştik. Buraya Jaipur şubemizden geldi. 6 yıldan beri oradaydı. Çok değil, daha birkaç gün önce buraya naklini yaptık. Bu çocuk 6 yıldır sizinle birlikte mi? Kimse evlat edinmek istemedi mi yani? Bize doğumundan hemen sonra geldi. En fazla birkaç günlüktü. Engelli olduğu anlaşıldıktan sonra maalesef kimse evlat edinmek istemedi. Çünkü evlat edinmek isteyenlerin çoğu sağlıklı normal çocukları tercih ediyorlar. Ama bu yanlış değil mi? Bir şekilde bizden farklıysa ve bir engeli varsa bunda onun ne suçu var ki? Dünyaya engelli bir çocuk olarak gelmiş olması, sevmeyi ve sevilmeyi, onun da bir ailesi olma hakkını elinden almaz ki. Onu evlat edinmek istiyorsun değil mi? Evet Şim. Ama Şim, bu kararı almadan önce evdeki herkesin düşüncesini öğrenmek zorundayız. Bu çocuğu evlat edinebilir miyiz? Kesinlikle. Evlat edinmek için bütün şartları yerine getirdiğiniz sürece istediğiniz her çocuğu evlat edinebilirsiniz. Dahası bu çocuğu evlat edinmenizden daha güzel hiçbir şey olamaz. Bundan emin olun. Tamam. Ailemizle konuşup size bilgi vereceğiz. Elbette. Bütün çocuklar çok güzel abla değil mi? Evet, bütün çocuklar çok güzeldir. Bu yüzden onlara Tanrı'nın bir nimeti deriz. Gerçekten çok yazık. Bu kadar güzel çocuklar anne babasız bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Umarım bu böyle sürmez. Hepsinin bir koruyucu ailesi olur. Onlar da diğer çocuklar gibi anne baba sevgisiyle büyürler. Bir de buna bakın. O çok sevimli bir çocuk. Evet, haklısın. Gerçekten sevimli bir çocuk. Evet. Kendine has bir havası var. Farklı gibi sanki. Şim ve ben bu çocuğu evlat edinmeyi düşünüyoruz aslında. Ama kararımızı size danıştıktan sonra vermenin daha doğru olacağını düşündük. Benden yana hiçbir sorun yok. Kesinlikle. Ben de sizi destekliyorum. Evet ama
Bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Evlat edinmeniz için size izin vermiş, desteklediğimizi söylemiştik. Anlamadığım şey, niçin tekrar soruyorsunuz? Bu çok önemli olduğu için büyük babam. Çünkü o engelli bir çocuk. Tekerlekli iskemleye bağlı. Ailesi onu bu haldeyken terk etmiş demek, öyle mi? Bunu nasıl yapabilmişler? Hiçbir fikrimiz yok yenge. Bu yüzden kimseyi suçlayamayız. Belki durumları yoktu. Engelli bir çocuğun masraflarını karşılamaları imkansızdı. Veya başka bir sebepleri vardı. Bizim tek bildiğimiz bu çocuğun çok uzun zamandır yetimhanede yaşadığı. Oraya daha birkaç günlükken getirilmiş. Durumundan ötürü de kimse onu evlat edinmek istememiş. Ama Şive, ben ona evlat edinmek, bir aile vermek istiyoruz. Bu yüzden gerekli işlemleri başlatmadan önce de sizin fikrinizi almak istedim. Ben bu çocuğu evlat edinmenizi istemiyorum. Anne, o da diğerleri gibi normal bir çocuk. Suçsuz, günahsız, masum bir yavru. Tek fark, özel durumu nedeniyle diğer çocuklara kıyasla biraz daha fazla ilgiye ve bakıma ihtiyacı olması. Şive, ben bunu yapmak istiyoruz. Bu sorumluluğu alabileceğimize inanıyoruz. Ona mutlu bir yuva verebiliriz. Şivin ve senin bunu yapabileceğinizden şüphem yok Anandi. Beni düşündüren o çocuk sadece. Sağlıklı, normal bir insan bile hayatın zorluklarını güçlükle karşı koyabilirken, fiziki sorunları olan engelli bir çocuğun bunu yapabileceğini nasıl düşünebiliyorsunuz siz? Onun ne kadar zorlanacağı hakkında fikriniz bile yok sizin. Siz de bu zorluğu onunla birlikte yaşayacaksınız. Bence yengem bu konuda haklı. Bu göründüğü kadar kolay değil. Karar vermeden önce iyi düşünmek gerek. Bak Şiv, bu birkaç gün misafir etmek gibi kısa süreli bir şey değil. Bir ömürden bahsediyoruz. Bir düşün, bu çocuk hayatı boyunca size muhtaç olacak. Tek başına yapabilecekleri sınırlı. Bir ömür boyu onun yanında olmanız gerekecek. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten bunu yapmaya hazır mısın? Endişelerini anlıyorum amca. Bunu Şiv'le beraber uzun uzun düşündük. Biz bu konuda umutluyuz. Sevgiyle ve doğru tedaviyle onu iyileştirebileceğimize inanıyoruz. Tamamen olmasa bile en azından kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar iyileşmesini sağlayabiliriz. Evet anne. Tıp her gün biraz daha gelişiyor. Doktorlar becerikli. Onu en iyi doktorlara tedavi ettiririz. Ona her zaman çok iyi bakacağız. Kim bilir? Yani neden iyileşmesin? Peki ya iyileşmezse Şiv? O zaman biz de bunu çocuğun alın yazısı olarak kabul ederiz anne. Ama yenilgiyi daha denemeden kabullenmek doğru değil. Ben mucizelerin varlığına inanıyorum. Sizleri dinledikten sonra bana öyle geliyor ki Anandi ve Şiv'in aldığı bu karar gerçekten çok büyük ve çok önemli. Çünkü burada insancıl bir tutumdan da söz ediyoruz, değil mi? Onların bu konuda güveni tamsa, bu sorumluluğu alabileceklerine inanıyorlarsa, o zaman benim düşüncem odur ki bu kararı desteklemeliyiz. Evet, herkes düşüncesini dile getirsin. Şiv ve Anandi'nin kararını destekliyorum. Dahası bu kararınız için sizinle gurur duyuyorum. O halde karar verildi. Dinle Anandi, sen hemen tatlı ikramına başla. Fakat bu defa helva istiyorum. Düşündüm de uzun zamandan beri ağzıma koymamıştım. Tamam büyük baba. Bence tatlı için acele etmemelisin babacığım. Önce çocuğu eve getirsinler. Öyle deme. Tatlı bu işlerin resmi teyidi gibidir. İzdivaçlarda bile öyle değil midir? Tatlı yedim mi konu artık kapanmıştır, haksız mıyım? (Gülüyor)
Mükemmel. Muhteşem bir tatlı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim büyük baba. Gerçekten Anandi. Enfes olmuş. Bana müsaade. Resmi birkaç yazışma yapmam lazım. Sonra görüşürüz. Tamam. İra canım, bana öyle geliyor ki Anandi'nin tatlısı bile moralini yerine getirmede başarılı olamadı. Hala yüzünden düşen bin parça. Bu mesele o kadar ciddi ve önemli ki çok büyük bir karar. Hayat kadar büyük. Neden anlamak istemiyorsunuz? Çocuk yapmak yerine yetimhaneden evlat edinmeyi tercih etmelerine ben başından beri karşıydım. Ayrıca evlat edinmeyi seçmeleri yetmezmiş gibi 24 saat sürekli bakıma ihtiyaç duyan, yanında ve yakınında sürekli biri olması gereken bir çocuğu tercih ediyorlar. Hayır, çocuğun bir günahı olduğunu söylemiyorum baba. Böyle çocuklara yardımcı olmaya da hiç karşı değilim. Anandi eğer isterse o çocuğun hayat boyu bakımını üstlenebilir, bütün masraflarını karşılayabilir ama böyle bir çocuğu eve getirmek olmaz. İra yengem doğru söylüyor baba. Bence de Shiv ve Anandi önce kendi çocuklarına sahip olmalı. Sonra bir çocuk evlat edinmek isterlerse bunu sağlıklı normal bir çocukla yapabilirler. Engelli çocuk evlat edinmek çok büyük bir sorumluluktur. Ve ben de daha henüz yolun başındayken bu kadar büyük bir sorumluluk almamalılar diyorum. Mesele bir çocuğun bakımı ise eğer, bu ona destek olunarak kolayca yapılabilir. Akrabalık bağı kurmadan maddi destek yoluyla da halledilebilir. O çocuğun sadece paraya ihtiyacı yok Anup. Sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Bu da evlat edinildiği zaman mümkündür. Bunların hepsi duygusal sözler Münir, ama bu kadar önemli bir karar sırf duygusal yolla alınmaz. Bu yanlış olur. Söylemek istediğini anlıyorum abla. Ama burada Shiv ve Anandi'nin ne istediği de çok önemli, öyle değil mi? Ya benim ne istediğim veya istemediğim? Aslında boşa konuştuğumu farkındayım. Benim ne düşündüğüm onlar için neden bir şey ifade etsin ki? Demek istediğim, onlar iki yetişkin. Yani niçin beni dinlesinler? Ama bunu onlara birlikte açıklamak zorundayız. Ben o çocuğa asla karşı değilim baba. Onun durumunu elbette anlıyorum ama o bu dünyadaki tek çocuk değil ki. Çok daha kötü şartlar altında yaşayan milyonlarca çocuk var biliyorsun. Yani dünyadaki her soruna biz çözüm getiremeyiz ki. Böyle bir çocuğu evlat edinmenin anlamı çok büyük. Bu bütün hayatını ona adamak demek. 365 gün, 24 saat her dakika onun yanında olmaya mecbursun. Halbuki biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Diyelim ki Anandi ve Shiv'in gece dışarı çıkmaları gerek. Ya da herhangi bir şey için acil bir yere gitmek zorundalar. O zaman onunla kim ilgilenecek? O çocuğa kim bakacak? Biz varız. Ona biz bakamaz mıyız Zira? O bizden de bir parça olmayacak mı? Sen, Minu ve ben, biz birlikte 3 çocuk büyüttük. Shiv ve Anandi'nin çocuğu yardıma ihtiyaç duyarsa eğer, bunu niçin yapmayalım? Doğru. Kesinlikle doğru. Shiv ve Anandi'nin aldığı bu karar gerçekten çok büyük. Gerçekten çok önemli. Herkesin yapabileceği, kolayca göze alabileceği bir şey değil bu. Onlar bu çocuğa bakabilecekleri hususunda kendilerine güveniyor. Bize düşen, onların bu inancını sarsmamak. Aynı fikirde olmasak bile destek olmaya çalışalım. Onların cesaretlerini kırmaktan kaçınalım.
Anandi, ne yapıyorsun sen? Kıyafetleri nereye götürüyorsun? Yer açıyorum Shiv. Ne için peki? Anandi, bir şey söylemeyecek misin? Evlat edineceğimiz çocuğumuzun giysileri için dolapta yer açıyorum Shiv. Hiç giymediğin elbiseleri kaldırdım. Böylece ikimize tek dolap yeter. İkincisi tamamen boşalmış olur. Ve böylece ailemizin yeni üyesinin kıyafetleri ve oyuncaklarını oraya koyabiliriz diye düşündüm. Shiv, sadece bu değil, daha yapacak çok şey var. Anlıyorsun değil mi? Biz çok büyük bir sorumluluk alıyoruz. Aslında hemen küçük bir yatak alsak çok iyi olur çünkü... Tamam, sakin ol, sakin ol. Anlıyorum ama bu acelene bir anlam veremiyorum. Sadece bir başvuruda bulunduk. Daha tamamlamamız gereken birçok formalite var. Çocuğu ancak ondan sonra eve getirebiliriz. Bunu sen de biliyorsun Anandi. Evet Shiv, ama biz yine de bugünden hazır olmak zorundayız. Böyle şeyler son ana bırakılmaz. Ayrıca ona bir isim seçmek zorundayız. Sahi Shiv, ben bir isim düşündüm aslında. Sen de uygun görürsen ona ben isim vermek istiyorum. Anandi, sence bu gerçekten doğru olur mu? Demek istediğim, onun bir adı var zaten. Bablo. Bugüne kadar hep bu isimle tanınmış bir çocuk. Bu kimliğini elinden almak doğru mu sence? Haksız mıyım? İsminin değişmesinden hoşlanmayabilir. Haklısın Shiv, ama bu evcil hayvanlara verilen bir isim. Hem düşün, okula gitmeye başladığında, hayata adım attığında normal bir isme ihtiyaç duymayacak mı? Ayrıca bu ismi yasal olarak kullanabileceğimizi zannetmiyorum, değil mi? Ve hepsinden önemlisi, büyüdüğü zaman ona yakışır bir ismi olması gerekmez mi? Bablo. Hayır, mümkün değil. Tamam, söyle o zaman. Sen ne isim düşündün? Amol. Değerine paha biçilmez demek. Sen beğendin mi? Evet, çok güzel bir isim. Sevimli, anlamlı ve uygun. Öyle değil mi? Hem telaffuzu da kolay. Bir kere duyunca hemen alışıyorsun. Amol Shivra Shekhar. Hem A ile başladığı için okulda da çok iyi olur. Kayıtlarda, sıralamalarda, sınav sonuçlarında adı hep önlerde olacak değil mi? Ne oldu Shiv? Hiç Anandi. Düşünüyorum da Bay Amol henüz bu eve girmedi. Sen onu daha şimdiden o kadar çok düşünüyorsun ki... beni unuttun bile. Demek istediğim, daha şimdiden böyleyse... Bay Amol eve geldiğinde... kim bilir daha neler olur... Oh. Sevgili kocam beni kıskandı demek. Güzel. Demek oluyor ki papucunun dama atıldığının farkındasın. İşte bu iyi bir şey. Çünkü bundan sonra bütün vaktim ve sevgim oğluma ait olacak. Ben ne olacağım peki? Sen mi? Sen koca adamsın Bay Shivra Shekhar. Kendi başının çaresine bakabilirsin. Tamam, ama bakamadığım zamanlar ben de ilgi isterim. Anlaştık mı? Beni de biraz seversin artık. Bakarız. Peki, %100 olmasa da olur. %50 de yeter. Hayır, bu biraz fazla bence. O zaman %40 olsa? 30 desek? 20? Tamam. %10 ama daha aşağı olmaz. Tamam mı? Anlaştık. %10 o zaman. Şiv, ne yapıyorsun? Kapı açık. Her an biri gelebilir. Ne olmuş? Ben senin kocanım burada. Sen söyle bana. %10'da el sıkıştık değil mi? Sevgimin %100'ü senindir Shiv. Sonsuza dek. Çünkü hiç kimse senin yerini alamaz. Keseriya.